İyi akşamlar Dilara. İyi akşamlar öğrenciyim. Dilara Tan Elsözlü benim en eski belki de ilk blog yazarı arkadaşlarımdan biri. Öyle değil mi? Evet, böyle. Benim de ilk sen yani ilklerden birisin sen benim için de. 2007'de başlamıştım çünkü hemen peşine tanıştık gibi bir şey oldu. Şu cümleleri hatırlıyor musun Dilara? Gerçekten okumaya değer. Birazını okudum. Vakit buldukça diğerlerini de okumayı Evet, düşünüyorum. hatırlıyorum. Hatırlıyorum. 17 Haziran 2008'de ilk yorumunu yapmışsın. Biz seninle o şekilde tanışmışız. Evet, aynen. Cevap vermiştim, iletişime geçmiştik. Peki sonra okudun mu bütün yazıları? Valla bir kısmını okudum. Şu an hatırlamıyorum. Okuduysam da üzerinden çok zaman geçti çünkü. Ne zaman okumayı bırakmışsındır benim bloğu peki? Sanal aleme, internete çok fazla vakit verememeye başladığım zamanlarda genel olarak çok fazla blog yazısı okuyamamaya başladığım dönemde bırakmışımdır diye düşünüyorum. O da ne zamana denk geliyor? Tam bir şey hayatı, kurumsal hayata geçiş. Akabinde işte evliliğe ve çocuk mocuk derken bayağı bir koptum yani. Zaten evrildi benim blog yazılarımda bayağı bir. Hayatımın gidişatına yönelik yani gidişatına göre direkt içerik de değişti. Bayağı bir o dönem koptum yani geçiş evrelerinde. Biz seninle tanıştığımızda üniversite öğrencisiydin, değil mi? Evet, 2007 demiştik. Evet, üniversite öğrencisiydim. Biraz hayat senin için hızlı ilerledi galiba Dilara. Bayağı hızlı ilerledi ya. Yani nasıl hızlı? İşte üniversite hayatı bitti zaten. Bir kısa boşluk oldu. Ondan sonra evlendim ve iş hayatına atıldım. Akabinde çocuk, öyle. Hala o şekilde devam ediyor. Ama blog tutkun hiç bitmemiş herhalde. Çünkü o dönem de çok canlıydı. Evet. Ve blog yazan ya kız çok azdı aslında Türkiye'de. Türkçe içerik üreten. Sen o dönem en coşkulu insanlardan biriydin. Yani benimle birlikte benim arkadaşlarım da başladı o dönem. Tabii hepsi sürdüremedi çünkü içeriden gelen bir şey bu. Yani biri yazıyor diye başlayıp devam ettirebileceğim bir şey değil kesinlikle. Blogdan önce ben zaten kağıt kalemle sürekli yazan bir insandım. Yani kendi hayatım boyunca kendim bildiğim bileli ilkokuldan itibaren tuttuğum defterlerim var. Sürekli yazıyordum. Ama blog olayı olduktan sonra ya da internet hayatıma girdikten sonra direkt sanal mecrada ya da ne bileyim bilgisayar üzerinden sürekli yazıp bir yerde tutmaya başladım yazıları. O blog fikri de nasıl girdi aklıma onu hatırlayamıyorum ama şu anda. Muhtemelen dolaşırken ve gördüğüm bloglarda, okuduğum yazılarda ben niye böyle bir şey yapmıyorum gibi bir fikre kapılıp yazmaya başlamış olabilirim. Orayı şu an hatırlamıyorum. Orası yok yani. Sen ve ben gibi çok eski başlayanların zaten hatırlayamadığı noktalardan biri o. Yani blogla nasıl tanıştık, nasıl yazmaya başladık, o nasıl ciddi anlamda bir bloğa ve blog yazarlığına dönüştü. Evet, Benim lafını kestim. Çünkü biz o zaman yazmaya başlamadık. Onun öncesi vardı işte dediğim gibi. Yani o bir geçiş, o geçişi hatırlamamak da normal. WordPress'e geçmemde en büyük etkene sahip insanlardan birisin. Bir gecede, değil mi? Senin sayende WordPress'e geçmiştim. Geçtim dedim mi hiç? Yoksa nereden soktu benim buraya falan diye düşündüm mü bilmiyorum ama. Hayır hayır hayatımın en çok cesur bir karardı aslında. Çünkü o tarz dijital teknik içeriklerden çok anlamadığım için sadece ben yazılarımı kaybetme ya da eskisi gibi rahat yazamam endişesi yaşadığımı çok iyi hatırlıyorum ama WordPress gerçekten de hani senin iddia ettiğin gibi yani çok önerdiğin gibi inanılmaz pratik, çok güzel bir sistem. Hala öyle olduğunu düşünüyorum ama şu an bu yeni güncelleme var. Onu bir kullanıyorum çünkü ileride bütün WordPress'ler ona dönüşecekmiş ama şu an Benim de bakmam lazım da henüz vakit bulamadım. Bir araştırmam lazım yani. yeni panelden hiç memnun değilim açıkçası. İnanılmaz beni zorluyor. Ben şu an direkt yaz ve kaydet modunda olduğum için çok fazla kurcalama fırsatım olmadı ama birkaç kişiden daha duydum aynı şeyi diğer yazan arkadaşlarımdan. Yeşildi kornası bisikletimin. Lila rengi boyaları dökülmüş. Alttan pası çıkmıştı. Sitedeki en eski ama en güzel bisikletlerden biriydi benimkisi. Senin için yazdığım yazılardan biri hatta yazı direkt yani. Değil mi? Evet, misafir kalem olmuştum benim buluğa. Oradaki cümlelerin. Nice senelere kayıp şehrin mini. 99 depreminde arkadaşımla anlattığım bir yazıydı. Aralık 2008'de yayınlanmış. Hem fotoğraflar çok güzeldi orada kullandığımız hem Evet. de yazın gerçekten çok güzeldi ve bir yaşanmıştı bir hüzün vardı içinde. Evet, teşekkür ederim. O günlerin de ayrı bir heyecanı vardı ya. Çok fazla etkileşim halindeydi ki sanki Evet, de. aynen öyle. Çok fazla yazıp çok fazla okuyordum. Seninle de çok fazla görüşüyorduk. Yani yazışıyorduk en azından iletişim halindeydik. Ve o senin misafir kalem yazıların da çok hoşuma gidiyordu açıkçası.
Çünkü yeni keşiflere doğru gidiyordu. Yani orada beğenip sonra yazmaya devam eden birileri varsa takip ettiğim bir isim olmuştu diye hatırlıyorum. Artık öyle ciddi anlamda blog takip ediyor musun Dilara? Ciddi anlamda blog takip edemiyorum çünkü ben kitap bile okuyamıyorum. Niye okuyamıyorum? Kitap okumayı çok seviyorum. Yani bahsetmişimdir belki muhtemelen ama önceden çok okuyordum. Bir de doğduktan sonra 7/24 ben ilgileniyorum. Yani bayağı bir vaktim aldı o benim. Biraz da zor bir bebekti başlarda. Ve gece uykusuz kalıyorum çok fazla. Gün içinde yorulup sadece ben ilgileniyorum ya. Gece de uykusuz kaldığım zaman akşam o uyuduktan sonra kitabı elime aldığımda bir 2-3 sayfa okuyup hemen sızıyorum. Yani kitap direkt uykumu getiren bir nesne haline geldi benim. Bu sefer ne okuduğumu hatırlamıyorum. O kitap bitmiyor. Bu da yeni yeni düzene girmeye başladı. Yavaş yavaş böyle biraz daha ilerleme kaydetmeye başladım. Blog'a da o yüzden vakit ayıramadım. Bir de şöyle bir şey oldu. Benim işte redforest.com'du o dönem seninle yazıştığımız dönemlerde. O blogu ben server'da bir temizlik memizlik bir şeyler yaparken uçurdum yedeğini almadan. Ya öyle saçma bir şekilde gitti ki o blog. Yok yani şu anda. Yazılarda gitti, her şey gitti. Ve onu yaptığım anda dedim ben ne yapıyorum dedim. Neyse bu gitti. Bari buradan itibaren gene blogsuz duramadım. Yeni ya hayatımı anlatan ya da yeni hayatımda bir şeyleri, birilerine bir şeyler katabileceğim ve fikirler verebileceğim bir blog oluşsun deyip yeni blog kurdum bu sefer. Anne ve çocuk üzerine olan. Onda da tamamen kendi tecrübelerimi anlattığım, kendi çocukluğu olan yolumda insanlara ne verebilirim, benden ne gibi örnek alabilirler. İçeriği genelde bunlarla ilgili, çocuklarla ilgili yazılar oluşturmaya başladım. Çünkü ben Lida'yı büyütürken ya bunlardan nereye geldi ben böyle gidiyorum ama bir problem değil. Ben onu birleştireceğim. Ha iyi tamam okey. Mesela ben Lida'yı büyütürken 3 aylık bebek, 5 aylık bebek ne yapar, ne gibi ihtiyaçları olur? Genelde hani bir garip bir davranış oluyor, bu normal mi değil mi arattığın zaman bulamıyordum. Çok kayıp kayıp şeyler böyle, karışık kuşum. O yüzden dedim ki benim gibi yeni anne olmuş insanlar varsa en azından ben Lida ne yapıyor, ne ediyor, kalem kalem her şeyi olduğu gibi yazayım. İyisiyle, kötüsüyle, en çok ihtiyacım olan eşyalardan ve çocuğun işte gece uykusundan, uyku düzeninden, beslenme düzenine kadar her şeyi anlattım. Yani şu an 2-3 yaşa kadar neredeyse, yani 3 yaşasını yazacağım bu ay. 3 yaşa kadar her ay Lida'nın gelişimi mevcut. O hem bana bir anı hatıra olarak kalacak. Doktor kontrollerine kadar yazdım yani. Hem de şu an bebeği olmuş biri. Çocuğunun gelişimini takip ederken internette benim gibi arattığında benim yazılarıma ulaşıyor ve çok güzel geri dönüşler alıyorum. İyi ki kurmuşum dediğim bir blog oldu yani. Seninle tanışmamızı sağlayan ilk blogun, kişisel blogun Red Forest diye mi? Kırmızı tepeleriydi. Redforest.com. Toplam kaç yıl yazdın? 2005 mi? 2006'da mı? Ne başladım aslında ben orada yazmaya? Bu Lida kaçta doğdu? 2015 doğumlu Lida. Bir 10 yıl falan yazmışım neredeyse. Yani 10 yıllık bir içerik bir anda kayboluyor ve geri getirilemiyor. Ya bağladım ben biliyor musun buna? Ya ilk 3 gün aldım oturup yani. Şimdi ben de onu soracaktım. Az önce bu kaybolma silinme olayını anlatırken işte silindi falan neyse. Ben diye ne dedin ya o neyse o kadar kolay olmamıştır muhtemelen 10 yıllık bir içerik. Olmadı tabii canım feci oturdu içime yani. Ya. Orada bayağı bir yazım vardı anım vardı. Yani bir kısım duruyor deftere yazdıklarım da var. Hani elimin altında da var ama yani neticede hepsi yok. Gitti çoğu gitti. Görseller falan da hazırlamıştım onlar da gitti. Yazık gitti hatırlatma şimdi onu. Bununla ilgili teknik bir soru soracağım son. Barındırdığın hosting firması da mı bunu geri getiremedi? Ya o kısmı Cem'deydi, Eşim'deydi. Yani taşımıştı çünkü benim ilk kurduğum haliyle değildi. Ondan sonrasını ben bilemedim, kaybettim. O da yedeği yoktu dedi. Sonra gitti yani şey yok, server değil de kendi şeyindeydi galiba. Ya anlamıyorum tam teknik olarak kafam basmıyor şu an. Ama yok yani neticede buhar oldu ve uçtu. Anladım. Şimdi ben de benzer bir durumu yaşasaydım ki sadece sen değil birkaç blog yazarın da aynı şey başına gelmişti duyduğum. Muhtemelen herhalde bir daha blog yazmam gibi geliyor. Yeni bir şey olunca hayatında yeni bir dönüm noktası olunca o hevesle yazmaya başlıyorsun esasında. Ama aynı düzende ben de bir daha başlamazdım. Eğer böyle bir şey olmasaydı hayatımda ben de muhtemelen kağıt kalemle devam ederdim yani. Peki o blog silindi ve sen Lida doğduktan sonra ya da doğma sürecinde mi blog yazmaya başlamıştın doğduktan sonra mı? O silinmeden önce ben bir YouTube kanalı açtım. Türkiye'de gene hiç olmayan kadın yoktu yani benim bildiğim. Yurt dışında çok fazla takip ettiğim var. Anne bebek üzerine ya da günlük hayatı anlatan vloggerlar. Ama Türkiye'de hiç yoktu. Neredeyse sıfırdı. Belki bir iki tane vardı. Başladım hamilelik günlüğü olarak. Ve çok güzel gidiyordu. Ondan da çok güzel geri dönüşler almıştım. Çok hızlı ilerliyordu. Lida doğdu. Lida ile de çok güzel devam ettim. Bir 3 aylık olana kadar. Ta ki dediğim gibi o şey başladı. Benim bir yoğunluk başladı. Çünkü vlog olayı biliyorsun vlog gibi değil. Elinde kamerayla geziyorsun, çekiyorsun, montajlıyorsun, onu yüklüyorsun falan. İnanılmaz vakit alıyor.
falan. Orada durdurdum kanalı, dondurdum yani. Devam etmedim çekmeye. Madem bu kadar bir şey yaptım, buradan da beni takip eden insanlar var. Onları bari bloğa yönlendireyim, blog açayım, yazmaya devam edeyim. O benim için daha kolay çünkü. Yaptığım yerden de yapabildiğim bir şey olduğu için. O şekilde açtım yani, yönlendirdim kendimi. Tamam, ben de onu soracaktım. Silinen bloğundan sonra bir süre yazmadın yenisini açana kadar. O süreçte hani rahat durabildin mi, yine bir şeyler karaladın mı diye soracaktım. O arayı YouTube videolarıyla o zaman sen de değerlendirdin. YouTube videolarıyla ve Instagram'la işte. Yeni bloğunun yani içimdekianne.com'un ismine karar vermen nasıl oldu? Nasıl oldu? Hem akılda kalıcı bir şey olsun, çok karışık bir şey olmasın istedim. Bir anda geldi ya, çok fazla düşünmedim esasında. Ben kendi anneliğimi anlatacağım. Benim içimde annelik nasıl bir şeydir gibi bir fikir olarak o geldi aklıma. Direkt onu koydum. Çok üzerinde düşündüğüm bir şey değildi açıkçası. Peki bir blog yazmak senin günde ya da haftada ne kadar süreni alıyor? Şimdi koyacağım içeriğe bağlı. Gelişim yazılarını zaten şöyle, en çok gelişim yazıları yer kaplıyor sanırım şu anda benim blogda. Her ay yazıyordum. Bir de iki yaşında olduktan sonra her ay bir şeyler değişmediği için, çünkü küçükken daha hızlı gelişim gösteriyorlar ve iki yaşından sonra biraz süreç yavaşlıyor. 6 ayda bir böyle bariz bir şeyler görebiliyorsun. Hani konuşmaya başladı, yok bezi bıraktık falan filan. O yazıları yazmam, işte not alıp toparlamam çok fazla vaktimi almıyor. Her gece yattığımda bir yarım saatimi falan ayırıp bugün neler oldu gibilerinden kısa kısa notlar alıyorum. Sonra onun özeti şeklinde bir gece oturup işte 2 saatte 3 saatte hallediyorum. Yazıp yayına koyuyorum. Onun dışında yazdığım işte önemli şeyler var. Çocuğun hayatında olan dönüm noktaları vardır ya, işte gene bez bırakmak, meme bırakmak gibi gibi. Onları oturup kurgulayıp yazmam da gene, yani hafta ne kadar ayırıyorum ben buna diye sorarsan bir 5 saatimi falan ayırıyorumdur herhalde. Günlere bölünmüş şekilde günde birer saat olarak düşünürsen hafta içi yetiyor. Bu o zaman senin tamamen Lida'nın gelişim süreci ve hızıyla ilgili içerik planlamanı etkileyen bir durum. Çünkü şöyle bir şey soracaktım. Yeni blogundaki yazılarının eklenme tarihlerine baktığım zaman aslında çok sık yazmıyorsun. Bayağı ciddi. Evet. Yani yoğunluk lazım yazabilmem için. Ben de bunu soracaktım. Hani özel hayatındaki aşırı yoğunluktan dolayı mı daha az yazıyorsun? Var. O da etkili. Tamamen galiba Lida'ya endeksli olduğu için. Lida'ya endeksliyim %90 ama özel hayattaki durumlar, yoğunluk, Lida'nın hasta olduğu mesela. 2 hafta hiç sürekli hasta olduğu oldu. Ben bitik halde oluyorum o zaman. Lida hastalığında. Çünkü gece uykusu yok, gündüz yok. Bilgisayarı açacak halim bile olmuyor. O dönem bayağı bir etkiliyor. Ama bir yerde biriktiriyorum. Onları düzenlemem vakit alıyor. Yani illaki bir şekilde not alıyorum. Sadece yayınlamam biraz vakit alabiliyor. Ama Instagram hesabına baktığımızda orada daha sık paylaşımlar var. Her gün yani telefon şöyle diyeyim, şimdi Lida'nın rahatsız olmayacağı şekilde telefon elimde. Çünkü sürekli elimde telefonu görmesini de istemiyorum. Ver onu bana, ben oynayacağım falan diyen bir çocuk değil ama ilgi beklediğinde eğer elimde telefon olursa anne bırak diyen bir çocuk. Onu bırak bana bak bir zahmet diye. O yüzden onun da çok fazla şeyini bozmayacak şekilde, rahatını bozmayacak, dikkatini dağıtmayacak şekilde günlük hikayeler paylaşıyorum. Ya da işte bir iki fotoğraf çekip onun altında da blogdaki uzun yazılarımı çok kısa Instagram versiyonlarını ara ara paylaşıyorum. Parmak emmeyi bırakmayı denedik. Onunla ilgili kısa kısa notlar alıp orada paylaştım. İşte başladık. Şöyle gidiyoruz, böyle yapıyoruz. Diş muayenesi oldu, şöyle oldu diye paylaşıyorum. Doktor kontrolü oldu, bugün böyle böyle oldu diye paylaşıyorum. Ama blog yazısında da onları daha bir derleyip toplayıp uzun uzun da yazıyorum yani. O yüzden Instagram daha hızlı ilerliyor. Konuyu şuraya getireceğim. Zaman zaman biz blog yazarlarının gündeme getirdiği ya da tartıştığı ya da eleştirdiği noktalardan biri. Bloglarımızı ihmal ediyoruz ama sosyal medyada çok fazla vakit geçirmeye devam ediyoruz diğer sosyal ağlarda. Senin de bu örneğinden yine ben de kendi özelimde baktığımda Instagram'da daha çok artık paylaşım yapıyorum. Daha ulaşıyorsun. Yani sen yazdığın anda birileri onu görüp seninle iletişim kuruyor. Hani blog yazıp insanların gelip seni okumasını beklemiyorsun. Ama ikisinin yeri apayrı. Yani şimdi ben ikisini kıyaslayamam. Mümkün değil. Sen de yapamazsın herhalde öyle bir şeyi. Blog yazısı yazmak, oraya gelen yorumları cevaplamak apayrı bir şey. Orada çok fazla detay veriyorum. Ama Instagram'da yaptığım yorum zaten, yani bir fotoğraf paylaşıyorum. Bir gün şöyle bir şey oldu. Bak anlatayım. Güleceksin. O kadar çok şey geldi, geliyor ki bana okumadan, o kadar hazıra alışmışız ki o metni asla okumadan, aslında sordukları cevabı, sorunun cevabını orada veriyorum ama illa bunu nereden aldım, bunu nereden aldım diye aynı soru 10 kere altta bana soruluyor. Bir gün sırf bakayım ne yapacaklar dedim. Bulaşıklığı paylaştım. Bulaşık teli. İçinde de 2 tane bardak var ve bulaşık telini nereden aldınız diye bana soru geldi. Ya bulaşık teli ya. Dümdüz tel, hiçbir özelliği olmayan bir şey esasında ama işte yani o yüzden gene ne sormuştun sen, ben mi buraya geldim? Çok konuşunca unutuyorum. Ne diyordum? Ne diyordum Evren? Ne sordun? Bulaşık teli diyordun. Bulaşık teli diyordum. Tamam evet.
önce sordular dedim yani işte. Onların pratikliğiyle blog yazmanın zahmetli kısmı. Evet, doğru söylüyorsun. Instagram'daki fotoğrafların altına hemen cevap verebiliyorum daha kısa sürede. Bilgisayar başına oturmama gerek kalmıyor. Direkt cep telefonu üzerinden halledebildiğim için ilk müsait zamanımda çok fazla bekletmeden cevap verebiliyorum ve çok fazla kişiye dokunduğumu düşünüyorum. O yüzden Instagram kullanmaktan da açıkçası çok mutluyum. Yani sosyal medyada da var olmaktan. Her ne kadar blog o kadar detaylı anlatmıyor olsam da. Ama şöyle de bir şey var. Oradan da bloğa yönlendiriyorum. Tabii orayı besleyen bir şey aslında değil evet, mi? Evet, aynen orayı besleyen bir şey. Yani blog yazısı yazdığımda da orada paylaşıyorum ya da orada bir şey sorduklarında içinde kendi.com'da paylaşmıştım. Oraya gidip yazıya ulaşabilirsiniz diyorum. Direkt oradan da oraya yönlendirmiş oluyorum insanları. Bazen düşünüyorum blog sistemi o teknik bir Instagram gibi, bir Twitter gibi daha böyle pratik o hale dönüştürülebilir mi acaba ileride diye. Çünkü hepimiz demek ki diyoruz yani çok kolay ki hep oradayız, orada yazıyoruz, orada içerik üretiyoruz. Bloglarımız daha az güncellenmeye başladı. Belki zamanla onlar da yani blog sistemi de diğer sosyal ağlara benzer bir yapı alır diye ümit ediyorum çünkü. Ama alsa iyi olur mu sence o kadar? Yani şöyle neticede gene bilgisayar başına oturup biz orada vakit harcayacağız. Evet. Bayağı uzun uzun yazmamız gerekecek. Gene telefon kullanamayacağız. WordPress için de ben mesela uygulamayı indirdiğimde benim bloğa gelen yazılar direkt uygulamada notification olarak çıktığında oradan da gene Instagram'da verdiğim gibi o an cevap verebiliyorum. Sadece insanlar o yazıyı hemen ulaşıp okuyup bana yorum yapamıyor ya da bir şey soramıyor. Ama dediğin gibi olabilir mi acaba bilmiyorum. Olsa güzel de olabilir. Evet. Yani WordPress'i açık bir kaynak olduğu için geliştiriciler belki bu sıkıntının da farkındadırlar. Ya da bloglar ölmek üzere muhabbeti var. Onlar da belki WordPress kullanma istatistikleri düşüyorsa eğer ona bir çare bulma anlamında belki öyle bir güncellemeye gidebilirler. Sadece zaman zaman benim de aklıma geliyor. Çünkü ben farklı bir mecraya içerik üretmektense içim gerçekten de rahat etmiyor ve kendi blogumda onlara arşivlemek ya da yer vermek istiyorum. Evet. Ama dediğim gibi hepimiz bu durumdayız. En azından sen ben bak kaç yıldır hala varlığımızı devam ettiriyoruz iyi kötü ortopal bir şekilde blog dünyasında ama senin dönemindeki arkadaşların da benim dönemindeki arkadaşlarım da bugün gerçekten yoklar. Yani dijital medyada da yoklar. O yüzden dijital kimliğimizi doğru bir şekilde inşa etmeye devam ettiğimizi düşünüyorum. Sen şu an bunu hem kendin hem de Lida için yapıyorsun. Bu gayet güzel. Peki tekrar YouTube'a döner misin? Çok geliyor bu soru bana. Ya. Ben istiyorum biliyor musun? Aslında çok eğlenceli bir şey çünkü gerçekten. Ama her an hazır olman lazım. O ben de işte o enerjiyi tekrar yakalayabilir miyim? İstek var evet ama şimdi Lida tam zamanla okula başladı. Daha 3. günü falan yani. Pazartesi 3. günü olacak. Şimdi o bir düzene otursun bakalım. Akşama kadar olmayacak 4'e 4.30'a kadar. O süre içerisinde bir şeyler yapmak istersen belki dönerim. Hani bir yere kadar. Ama şimdi YouTube'a da ben Lida ile vardım. Eğer gün içerisinde Lida olmayacaksa YouTube'da ne yapabilirim? Önce bir kurgulayıp oluşturmam lazım. Ondan sonra karar vermem lazım. Bilmiyorum. Olabilir de olmayabilir de çok ucu açık. Ama hep bir yani ucu açıklık olduğu için zaten kanalı tamamen kapatmadım. Duruyor bir gün tekrar geri dönersem diye ve çok geliyor bu soru. Okumaktansa bir şeyler izlemek daha kolay geliyor insanlara. Bir yerde benim için de öyle çünkü iş yaparken arka planda dinleyebiliyorum YouTube'da vlogları vesaire. Ama okumak için tabii oturup başına bayağı bir vakit ayırmak lazım. O yüzden insanlar daha çok tercih ediyor. Özellikle benim anne bebek ilişkileri, anlattıklarım şeyler konusunda. Çünkü izleyici kitlesi de benim gibi çocuklu ve çok vakit bulamayan insanlar. Bakalım bilmiyorum. Hayırlısı diyeyim. Döner miyim, dönmez miyim? Göreceğiz. Bekarken kişisel blogun için içerik üretirken mi daha rahattın? Daha özgürce yazdığını hissediyordun. Şimdi bir anneyken içimdeki anne.com'un içeriğini üretirken mi daha rahat hissediyorsun kendini? Ama sanki ikincisinde ayrı bir sorumluluğun varmış gibi geliyor tabii. Bana. Yani ilki iç dökme. Hani birileri okur okumaz o kadar önemli değil. Okur yanlış anlar o kadar önemli değil. Hani çünkü benim kendi içimde kendi duygularımı anlattığım bir blogtu o. Ama şimdi Lida ile ilgili anlattığım aslında bana doğru ama belki aslında yanlış olan bir bilgiyi başka biri uyguladığında onun çocuğu için çok çok kötü sonuçlar doğurabilir. O yüzden bir ilaç önerisi bile veremiyorsunuz. Şeyde yani böyle mecralarda. Çünkü doktora sormadan kullanımı çok kötü sonuçlar doğurabilir diye. Hani doktorun bana verdiği tavsiyeleri paylaşırken bile hani bizim için böyle böyle dedi ama lütfen kendi doktorunuza danışın. Her çocuk farklı diye ekstra uyarmam gerekiyor insanları. En ufak bir şey bile çok farklı yerlere gidiyor yani. O yüzden evet çok büyük bir sorumluluk var. İşin içinde çocuk var çünkü. Yani tarif verirken bile orada Lida'ya yaptığım tarifleri veriyorum. Çocukların alerjilerini düşünmem lazım. Lida'da böyle böyle bir durum yok ama sizin çocuğunuz da olabilir. O yüzden hani ürünle yani madde değil ne denir o?
besinleri tek tek denemeden hepsini birden vermeyeyim diye ekstra uyarmam gerekiyor. O yüzden evet, bayağı bir sorumluluk yükleyen bir şey esasında. Anne çocuk üzerine yazmak. İlk kişisel bloğun silinmemiş olsaydı eğer Dilara, şimdiki o içimdeki anne için ürettiğin içerikleri, yazdığın yazıları o eski bloğunda mı devam ettirirdin, yoksa yine böyle bir anne çocuk bloğu açar mıydın? Yok, devam ettirmezdim muhtemelen. Yeni bir blog açardım gibi geliyor. İkisini ayrı yürütebilirdim. Ya o tamamen farklıydı ya. Bu tamamen farklı konsept. Bilmiyorum. Yani olaya konsept gözüyle mi bakıyorsun? Çünkü konsept orası zaten de... Dilara'nın bir günlüğüydü. Ama Dilara... Yani şimdi bu içimdeki anne.com'da, redforos.com'da yazdığım türde yazı hiç yok. Yani kendim anlattığım bir blog değil ya. Yok, onu şeyden diyorum. Silindiği için belki de yok. Hani yeniden sıfırdan başladın ya her şeyi. Zaten var olan, şimdi ben evren günlüğü için aynı şeyi düşünüyorum. Hani evlensem, çoluk çocuk sahibi olsam, evren günlüğünde de normal şu an bekarken, yalnızken yaşadığım her şeyi, nasıl hayatımı paylaşıyorsam, hani bir şey yıkılıp yeni bir şey başlamadı. Sanki o süreç zincirleme orada devam eder işte. İşte kızım ya da oğlum oldu, onunla ilgili maceralarımı falan anlatır mıydı? Sen konuşurken aklıma geldi, sadece bir şey üzerine konuşuyoruz, gerçi olmayan bir şey üzerine konuşuyoruz ama sen olaya hani konsept gözüyle mi baktın şimdi olaya, yoksa hani yine senin hayatını anlatan bir şeyin devamı mı? Benim bu bloğu açma sebebim zaten ötekinin silinmiş olması olduğu için. Hani öteki silinmemiş olsaydı bu böyle blok açmak aklıma gelir miydi bilmiyorum. Ama YouTube kanalı açmak aklımdaydı her zaman. Onu yaptığım, onu kapattığım için hani bunu da gene bu şekilde devam ettireyim deyip yine blok açabilirdim. Yazıya dökebilirdim. Ama bunu şu an emin değilim. Ne yapardım? İki ayrı blok mu olurdu yoksa redforos.com üzerinden devam eder miydim? Onun tamamen tasarımını ya da şeklini değiştirip bir kısmını anne çocuğa ayırıp bir kısmını kendi duygularıma ayırıp belki öyle bir şey de yapabilirdim. Evet. Olabilirdi. Neden olmasın? Ama şu an olmadığı için onu kafamdan öyle bir silmişim ki ben. Hatırlamayayım diye. Ya çok üzüldüm ya Evren. Vallahi çocuğun gibiydi benimki. O yüzden şu an şey yapamıyorum. Emin olamıyorum yani. Tek bir yerde mi olurdu? İki yerde mi olurdu? Bilmiyorum. Peki. Şimdi eğri oturup doğru konuşalım Dilara. Konuşalım. Söyle. Sen muhtemelen anne olmadan önce de ya da bekarken ya da o ilk evliliğinin ilk yıllarında senin şu an evli ve çocuğunla ilgili içerik paylaşan bir anne olarak fikrini soruyorum. Öncesinde de mi aynı fikirdeydin? Şimdi fikirlerin değişti mi, yine mi aynı fikirdesin? Çocuğunla ilgili hem yazılı hem görsel bilgi ve içerik paylaşıyor olmak bazı çevreler tarafından çok tartışılıyor. Doğru bulunmuyor, sağlıklı bulunmuyor veya işte kime ne deniliyor. Sen önceden nasıl bakıyordun bu olaya? Şimdi bir anne olarak nasıl bakıyorsun? Görüşlerini merak ettim. Ya şunu tabii çocuğun açısından baktığın zaman bilemezsin şu anda ileride bunları izleyince ne düşünecek diye, ama Lida'yı rencide edici ya da rahatsız edici görsel içeren, ileride edecek şekilde bir görsel içeren ve onunla belki hani küçük düşürecek içerikler paylaşmıyorum. Aslında ona da ana oluşturacak şeyler paylaşıyorum. Ama bilemiyorum bununla ilgili rahatsızlık duyar mı duymaz mı? Ben bunu açmadan önce bekarken de dediğim noktalara değinmediği sürece beni rahatsız etmiyordu çocukluğu hani anne bebek paylaşım yapan insanlar. Ama öyle de bir şey var. Ya çok hassas bir konu aslında ve çok ince bir çizgisi var onun. Onun üzerinde gidebilmek lazım. Yani şey düşünmüyordum dediğinde, anladım senin söylediğin soruyu. Beni rahatsız eden bir durum değildi. Ama tabii içeriğin nasıl paylaşıldığına ve nasıl anlatıldığına bağlı. Bunu rahatsız edip etmemesi. Onu demeye çalışıyorum ama anlatabildim mi bilmiyorum. Yok, gayet iyi anladım. Teşekkür ederim.